Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size modelimin nasıl olduğunu göstereyim. Bugün size anlatacağım model bu şekilde arkadaşlar. Modelimiz bu. Gördüğünüz gibi. Böyle büyükçe bir model. Çok da zarif bir model arkadaşlar. Yapıldığı zaman tülbente çok şahane duruyor. Ben daha çok iğne oyasına da benzetiyorum arkadaşlar. Ağırlığından dolayı bu şekilde. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimize başlamadan önce ikişer zincirle bu şekilde tığ battılar hazırlıyoruz. Sonra modelimizin ara mesafesini veriyoruz. Burada İki zincir çekerek 15 tane tığ battı arası verdim arkadaşlar. Yeni başlarken de aynı şekilde tığ battının içine sık ile giriyoruz ve buraya iki zincir çekip tığ battımıza kapatıyoruz. Bu 16. tığ battımız. Tekrar iki zincir çekip tığ battımıza giriyoruz. Bu 17. ve bu da 18. İki yaprak arası, iki model arası arkadaşlar. 18 tane tığ battı yaptıktan sonra 6 zincir çekiyoruz. 6 zincirimi çektim. Döndüm. Bir tane arkadaşlar araya tığ battı mesafesi bırakıyorum. İkinciye bu şekilde giriyorum. Şimdi arkadaşlar bir zincirle dönüp buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 6 zincirli yuvamın içine sık iğne ile girdim. 4 zincir. 2 defa tığımın başını doladım bu şekilde ve yuvaya girdim. 1 2 2 2 Trabzanımı yaptım arkadaşlar. Trabzanımın tepesine 4 zincir çekip bu şekilde tomurcuk yapıyorum. Bu trabzanımın arasını 6 tane sık iğne ile dolduruyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 7. arkadaşlar yine bu şekilde yuvada bu 6 zincir çekip yaptığım yuvada yapıyorum 10 tane zincir bu şekilde hem yaprak görünümü veriyor arkadaşlar bu kenarına 4 5 6 7 8 9 10 zincir 10 tane zincirimi çektim Buraya aşağıdan 4. zincirimin için arkadaşlar bu şekilde giriyorum. Geri kalan bu altı zinciri de buraya yuva olarak yapıyorum. Bu bıraktığım zincirimin içine 6 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 bu şekilde 6 7. yine buradaki ana yuvada yapıyorum 6 zincirli yuvam ve dalım hazır şimdi arkadaşlar yine 4 zincir çekiyoruz bu yaptığımız sık iğneli trabzanın yaprak olarak düşünün dal olarak düşünün arkadaşlar 2 defa doluyorum yuvada girdim aynı yuvanın içine yine 4 seferde 1 2 2 alarak bu şekilde bir trabzanımı yaptım şimdi trabzanımızın tepesine 4 zincirimizi çektim yuvaya girdim kapattım 6 tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 7. de kapattım yuvada arkadaşlar. Bu şekilde çiçeğimizin yapacağımız yaprakları ve dalı hazır, yuvası hazır arkadaşlar. Dönüş yaptığım tığ battığımın içine bir tane de sık iğne yapıyorum. Bu tığ battı seviyesine indim arkadaşlar. Aynı şekilde iki zincir çektim. Bir tığ battı yaptım. Bir, iki zincir ve tığ battımı yaptım. 2 zincir tığ battığı bu şekilde arkadaşlar. 2 zincir tığ battımı yapıyorum. 2 zincir çektim. tığ battımı 2 zincir tığ battı. Bu şekilde 18 tane arkadaşlar tığ battılar hazırlıyoruz. 2 zincir tığ battımı kapattım. 2 zincir Tığ battıma kapattım. 2 zincir bu şekilde. 18 tane arayı vereceğiz arkadaşlar. Şimdi ondan sonra yine 6 zincir çekip dönüp arada bir tane tığ battı bırakıp yuva yapacağız. Bizimkisi örnek amaçlı olduğu için burada arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Kapatıyorum. İpimi kopardım. Evet arkadaşlar. Yaprağımın 4 zincirli tomurcuğuna sık iğne ile giriyorum. İpimi bu şekilde buraya tutturdum. Altı tane zincir çekiyorum. Ve bu yaptığım beyaz 5 zincirli yuvaların ilkine sık iğne ile altı zincirimi tutturdum. Bu şekilde. İki zincir çekip döndüm arkadaşlar. Bu altı zincirimin üzerine iki, iki alarak trabzanlar yapacağım. Bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 3 oldu 4 5 6 7 bir defa doluyorum 8 bu şekilde arkadaşlar 8 tane trabzanı buraya yaptım 3 zincir çekip döndüm bir defa doluyorum bu ilk trabzanımın içine arkadaşlar girdim 2 2 olarak aldım iki tane trabzanım bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 aldım 3 oldu bir defa doladım sıradaki trabzan tepesine 2 2 aldım 4 5 6 7 bir defa doladım ve sonuncu trabzanımın tepesine de 2 2 alarak trabzan yaptım. Bu şekilde bir tanesini yaptık arkadaşlar çiçeğimizin yaprağının. Şimdi yine aynı şekilde 6 zincir 6 zincirimi çektim. Sıradaki bakın arkadaşlar bu beyaz kirpiklerin içine giriyoruz. Bu şekilde tutturup sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir. Döndüm 2 zincirimle. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 aldım. Bir defa doluyorum. 2 2 alıyorum. Yine aynı şekilde 8 tane buraya trabzan yapacağız arkadaşlar. 2 zincirimle beraber 4 tane trabzanım oldu. 5 6 7 ve 8. sonuncu trabzan. 8 tane trabzanı yaptıktan sonra yine 3 zincir çekip düz yüzüne döndük. Bir defa doladım. Hemen dibindeki trabzanın tepesinden 2 2 aldım. 2 tane trabzanım oldu zincirimle beraber. Bir defa doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine 2 2 aldım. 3 4 5 bir defa doluyorum. 2 2 alıyorum. 6 7 bir defa doluyorum 2 2 aldım tek kat almayalım arkadaşlar 8 yine arkadaşlar ikinci yaprağında bu şekilde hazır yine 6 zincir buradaki yaptığım beyaz kirpikleri içine sık iğne ile arkadaşlar zincirimi kapatıyorum evet Bunları da arkadaşlar bunu ve sonuncuyu beraber yapalım. Bu şekilde yapayım ben dönüyorum. Evet arkadaşlar sonuncuyu da beraber yapalım. Yine 6 zincir. 6 zincirimi buradaki beyaz kirpiğimin içinden girip sık iğnemi yaptım. Ve 2 zincirle dönüş yaptım. Bir defa doluyorum. Yine yuvaya girip 2, 2 olarak aldım. Bir defa dolayıp 2, 2, 3 oldu. 4, 5, 6, 7 ve 8. 1, 2, 3 zincirimi çekip döndüm. Bir defa doluyorum. Hemen dibine arkadaşlar 2, 2 aldım bir defa doladım sırasıyla trabzanların tepesini arkadaşlar trabzan yapıyoruz dördüncü beşinci altı yedi ve sekizinci de bu şekilde arkadaşlar kapatıyoruz şimdi arkadaşlar yine bu yapmış olduğumuz yaprağımızın 4 zincirli tomurcuğunun içine de sık iğne ile sonuncu yaprağımızı da bu şekilde monte ettik. Bir zincir çektim. İpimi kopardım. İpimi arkadaşlar arkada yakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu beyaz kontrol kısmını yapacağız. Yine bu moru monte ettiğimiz 4 zincirli yuvamızın içine arkadaşlar sık iğne ile giriyoruz ve 2 zincir. Bu trabzanımızın arkadaşlar arasına girip buraya bir tane kalın gibi geldi ama arkadaşlar şu dönme işlemi olduğu için sık iğne dibindeki Bu şekilde kapattık. 2 zincir kapattım. 2 zincir buradaki ilk trabzanımın tepesine arkadaşlar kapatıyoruz Bu şekilde döndük Yine 2 zincir çekip arkadaşlar Sırayla buralara sık iğne yapıyorum 2 zincir trabzan tepesine Kapattım 2 zincir 2 3 oldu 2 zincir 4 oldu 2 zincir 5 oldu. İki Yaprağın arasındaki bu boşluğa da giriyorum arkadaşlar bir sık iğne ile ve iki zincir çektim. Yine aynı şekilde bu ilk trabzan arasına kapattım. 2 zincir bu ilk trabzan arasına arkadaşlar kapatıyorum. İki zincir Aynı şekilde ilk trabzan tepesine kapattım. İki zincir çektim. Yuvada kapattım. İki zincir çektim. Yuvamda kapatıyorum. İki zincir sırasıyla arkadaşlar buralara kirpikler yapıyorum. Her trabzan tepeme iki zincir çekerek bu şekilde devam ediyorum. İki zincir kapattım bu şekilde. En son bu araya gelince arkadaşlar bu araya da bir tane sık iğne yaparak giriyorum. Bu şekilde hepsini yapalım arkadaşlar. Şurada beraber yapalım. Evet arkadaşlar sonuncusuna geldik. Bu şekilde sık iğne ile giriyorum. İki yaprağımın arasına iki zincir. Bu ilk trabzanımın arasına giriyorum. İki zincir. Üstteki trabzanı arama giriyorum. İki zincir, ilk trabzan tepeme giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde yukarıya çıkıyorum ve iki zincir çekiyorum. Sırasıyla trabzan tepelerime bu şekilde arkadaşlar kirpikler yapıyorum. İki zincir kapattım. İki zincir, sıradaki trabzan tepesine iki zincir. Sıradaki trabzan tepesine bu şekilde buradaki yeşil yaprağın içine de arkadaşlar giriyorum moru kapattığım yere ve ipimi koparıp yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde modelimiz gayet yapımı kolay trabzanımız zincirli olan bir model arkadaşlar çok da hoş durdu bu şekilde türbentlerde daha bir ağır böyle duracağına eminim. Çok güzel gözüküyor çünkü. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.